Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda gram altınla ilgili sizlerin bana sıkça sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunların içinden en önemli olanları ve sizlerin merakla takip ettiğiniz soruların cevaplarını sizlere burada vermeye çalışacağım. Tabii burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları da her zaman öngörüleriniz içerisinde tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Sevgili dostlarım, şimdi gram altınla ilgili en fazla gelen soru, gram altın hangi seviyelerden alınmalı ve gram altının hangi seviyelere kadar düşebileceği yönündeki sorularınız. Bunları size yanıtlamaya çalışacağım. Gram altında uzun vadede hangi seviyeler görülebilir? Gram altında orta vadede beklentilerimiz hangi seviyeler? Kısa vadede beklentilerimiz hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu grafik üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videomuz çok önemli arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle baştan sona eksiksiz olarak seyretmenizi sizden rica ediyorum. Ve bu videoda vereceğim rakamları, özellikle de Elliott çalışmalarıyla bulduğum bu rakamları sizlerin de dikkatle takip etmenizi, çünkü bu sizler için çok önemli. Çünkü birçok beni takip eden arkadaşımın yanlış yerlerden alımlar yaptığını ve bu alımlar sonucu da yüksek seviyelerden terste kaldıklarını görmekteyim ve bu da beni çok üzmekte arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, öncelikle yatırım nasıl yapılır sizlere bunu biraz anlatmaya çalışayım. Yatırımcı öncelikle çok sabırlı olması şart arkadaşlar. Bu yatırımın ilk önceki hedefi mutlaka sabırlı olmanız şart ve kendinize bir hedef belirlemeniz. Bu hedef doğrultusunda da yatırımınızı yapmanız şart arkadaşlar. O yüzden kendinize bir alım yapılacak seviye belirlemeniz ve ayrıca stop bölgelerine uymanız sizler açısından önemli olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, videoyu tam olarak izlemenizi sizden rica etmiştim. Bunu hala sürdürüyorum arkadaşlar. Şimdi gram altında sabırlı olan yatırımcılar alım için hangi seviyeyi beklemeli? Arkadaşlar bakın şimdi günlükte bu kısa vadeli. Günlükte gram altın 386, şuradaki 386 seviyesi üzerinde durdukça yukarıda 391, yani 386 bizim için nedir arkadaşlar? Günlük kapanışlarda takip edeceğimiz rakam. 386 üzerinde günlük kapanışlar geldiği müddetçe kısada yukarıda 391, 395 ve 400. Burası bir bant arkadaşlar. Kısa vadede takip edeceğiniz bir bant. Buranın stop loss'ı neresi arkadaşlar? 380. Burası önemli destek seviyesi. Günlükte takip edeceğiniz stop bölgesi. Evet, şimdi kısa vade yatırımcıysanız arkadaşlar bu 380 400 aralığını beklemeniz şart. Tabii kar realizasyonunu siz nerelerden yaparsınız? O sizin kendi bileceğiniz bir iş. O yüzden 380 üzerinde kaldıkça yukarıdaki 400 seviyesine kadar olan direnç seviyeleri takibinizde olacak önemli direnç seviyeleri olarak gram altında gözükmekte. Bu seviyeler çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu bant aralığını kısada belirtmemdeki amaç, burada dikkat edilecek husus gram altının bu 400 psikolojik seviyesini kırıp kıramayacağı olacak arkadaşlar. Bir üst banta geçebilmemiz için de gram altının bu 400 seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapması şart. Burası çok önemli bakın arkadaşlar. Şimdi bu kısa bantta, yani hafta içerisinde gram altının görebileceği rakamlar ve destek ve direnç bölgeleri. Şimdi daha orta bazlı yatırım yapan arkadaşlar için
Ne yapıyoruz? Haftalık bazlı grafiğimizi açıyoruz. Şimdi haftalık bazda bakıyoruz. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Kısa bazda 400 TL kapanış görmesi tekrardan alıma girmek için önemli bir seviye. Yani 400 lira üzerinde haftalık bir kapanış görürsek gram altında tekrardan alım yapabiliriz. Şimdi 400 lira üzerinde gram altın ne olur? Haftalık bazda bakın arkadaşlar, bu da orta bazlı. Şimdi 400 TL üzerinde bir haftalık kapanış gördüğümüz vakit gram altında bu sefer hedef ne olur arkadaşlar? İlk etapta 418. 418, 418 ve 400 seviyesi, burası da bir bant aralığı orta vadede. Ve bu 400, 418, 418 üzerinde de tekrardan bir haftalık kapanış gelmesi, işte burada gram altın artık agresifleşmeye başlar. Yukarı yönlü bu sefer 450 seviyesine doğru gram altında hareketler hızlanır. Tabii bunun için şart nedir arkadaşlar? 418 seviyesi üzerinde haftalık kapanış görmemiz şart. İlk etapta ne dedik kısada? 386-400 bandı bizim için önemli. Haftalık kapanışlarda da 400 bandını takipte kalacağız. Mesela ben tekrardan alım yapacak olsam haftalık bazda mutlaka 400 kapanışını takip etmek isterim. Bu benim görüşüm. 400 seviyesinde bir haftalık kapanış yakalayabilirsem gram altında, o zaman pozisyona girerim arkadaşlar. Ve yukarıdaki 418 seviyesinin ilk etapta beklerim. Buranın kırılıp kırılmayacağını görmek isterim. Zaten burası kırılırsa pozisyonda bekler. Ve hedef noktası olarak kendime 450 seviyesini gram altında belirlerim. Bu nokta çok önemli. Şimdi burada da beklentimiz ne olabilir? 400 lira üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başladığımız vakit, bu sefer de gram altında 450'li seviyeler takibimizde olacak. Önemli seviyeler grubu haline girmeye başlar. Şimdi daha uzun bazda gram altını aylık bazda bakalım. Burada her bir mum bir ayı temsil etmekte arkadaşlar. O yüzden de aylık kapanışlarda 450 TL'yi görmemiz demek, hani ekonomistler size devamlı 500 TL hedefi veriyorlar ya arkadaşlar. Şimdi bu 500 TL hedefi dolar TL'de orta bazlı 506-550'li seviyelere kadar gramda yükselişler görülebilir. Fakat bunlar için şartlarımız nedir? Sizlere ben bunları anlatıyorum. Şimdi bunun için şartımız arkadaşlar, aylık bazda bir kere 450 TL seviyesinde bir aylık kapanış görmeniz şart. Ne zaman ki aylık bazda bu 450 TL civarında bir kapanış görürseniz, o zaman da dolar TL'de bu uzun bant aralığımızdır. 450 TL üzerinde, mesela ben 450 üzerinde bir aylık kapanış görsem buradan gram altına girerim arkadaşlar. Bunun hedefi 470 ve 470 üzeri 506, 506 üzerinde uzun bazlı dolar TL şey gram altında hedef 550 lira seviyesi olur arkadaşlar. 550 lira seviyesi. Ne dedik bunun için de şartımız? Aylık kapanışlarda 450 seviyesini görmemiz. 450 seviyesinden gelecek bir aylık kapanışında gram altında 470, 506 ve 550'li seviyelere doğru gram altında hareketleri hızlandırır. Fakat bu grafikte takip ettiğimiz zaman arkadaşlar, çok uzun vadeli bir seviye olarak gözükmekte. Şimdilik yakın zamanda dediğim gibi 386-400 aralığı kısa bazlı takipte olan arkadaşlar, 386-400 bant aralığını
ve aşağıdaki 380 desteğini takipte kalmalılar. Kısa vazda bizler için bu seviye önemli. Şimdi alım yapacak, düğün yapacak arkadaşlar. Sizler de beni çok iyi dinleyin. Nerelerden altın almalıyız diye sorularınız var. Bu sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Gram altında mantıklı bir alım yapmak için arkadaşlar, eğer sabırlıysanız bir kere ilk önemli destek noktası, alım yapılabilecek ilk önemli destek noktası 363 seviyesinde bulunan destek bölgesi. Evet, ilk etapta alım yapacak arkadaşlar bu seviyeyi beklemeliler. Şimdi bu seviye her hafta değişir arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Bu seviye her hafta değişir. Mesela daha uzun bazlı, daha kar bazlı alım düşünecek arkadaşlar da 350 seviyesi. Gram altında alım yapılabilecek seviyeler bu seviyeler. Tabii bu seviyeler şans olarak insana 3 günde bir, 5 günde bir denk gelmez arkadaşlar. Bu seviyeler 6 ayda bir veya yılda 1-2 kere denk gelebileceğiniz önemli destek seviyeleri. Gram altında alım yapılabilecek önemli destek seviyeleri olarak takibinizde kalmalı. Şimdilik dolar TL 400 lira üstüne atamadığı müddetçe, kendini eğer 400 TL üzerine atamadığı müddetçe ilk etapta 363 ilk alım düşünebileceğiniz bir seviye arkadaşlar. 363 seviyesi. Bu 363 seviyesi mesela bir aşı bulunur. Bunun daha aşağıya gidebilmesi için bir aşı bulunması, Covid-19 ile ilgili bir aşı bulunması veya ülkemizde bir petrol bulunması durumunda 350 seviyelerine kadar gram altını geri çekebilir. Burası bakın çok önemli arkadaşlar. Alım yapacak arkadaşlar sabırla bu rakamları beklemesi lazım. Bundan sonra ben sizlere grafik çalışmalarımda bu rakamları, altın eğer 400 lira üstünde günlük kapanış yapabilirse yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar, bu rakamlarımız da değişecektir. Bu 363 ve 350 rakamımız değişecektir. Fakat ben her hafta sonu artık bu rakamları sizlere güncelleyip tekrardan vereceğim. Mesela bu 363-370'li seviyelere çıkar arkadaşlar. Bu 350-355'e çıkar. Hareketli ortalamaların durumuna göre bu alım seviyeleri de değişebilir. O yüzden bu seviyeler şimdilik takipte kalacağımız önemli seviyeler. Alım yapacak arkadaşlar bir kere bu seviyeleri beklemek zorunda arkadaşlar. Veya alıma gireceksek 400 liranın kırılmasını beklemek zorundayız. Bu 363 şansını kaçırdığımız için arkadaşlar, şu an 390 seviyesinde olan gram altın alınır mı? Ben olsam almam. Nedeni, bir kere 400'ü beklerim. 400 lira üzerinde bir haftalık kapanış olmadan gram altın almam arkadaşlar. Ne zaman ki 400 lira üstünde bir gram altında haftalık kapanış görürsem, işte o zaman yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla gram altın alır, 418 seviyesini beklemeye başlarım. Sizin de yapmanız gereken budur. Bu ara seviyelerde alımlar gram altında sizi terste bırakabilir. Tabii 380-400 bandı şu an gram altında çalışmakta. Şimdi bir gram altın 380 liradan almak var. Bir de 395 seviyesinden almak var. Zaten 395-400 seviyesinden devamlı satışla karşılaşan bir gram altın görüyoruz arkadaşlar. Hep birlikte görüyoruz. Ondan sonra ben niye hep terste kalıyorum diye kendinize soruyorsunuz. 364 seviyesini sizlere zaten ben daha önceden vermiştim. Buraları değerlendiren arkadaşlar 400'e doğru kar realizasyonunda bulunabilirler. Çünkü buradan yapılacak bir kar durumunda arkadaşlar. Bu 400'ün üstünde de kapanış gelmediği müddetçe tekrardan
alım yakalama ihtimalleri fazladır. Fakat 400 liradan 390'lardan alıma giren, yani 395'li 390'lı seviyelerden alıma girenler bunu nereden satacaksın ki tekrardan geri dönüşlerde gram altınını gram bazında çoğaltabilesin. Bunları da göz önünde bulun arkadaşlar. O yüzden sabırlı yatırımcı olun ve şu an itibariyle, bugün itibariyle 25-26 Haziran itibariyle 363-350 rakamı takibimizde olacak. Ha, bu gelecek mi derseniz arkadaşlar, bunu bekleyeceğiz sabırla. Bu 363 bir dahaki hafta bizim için 370 olabilir. Bu sefer 370'i sabırla bekleyeceksiniz. Ve sağlam alımlarınızı Başkan 35'i takip eden bir kişiler olarak, bunları da size kimse paylaşmaz arkadaşlar. Ben Başkan 35 olarak paylaşıyorum. Bu rakamları dikkatle takipte kalacaksınız. Evet, gram altında ilgili söylemek istediklerim şimdilik bunlardan ibaret. Sizler de bu verdiğim rakamları takipte kalın. Sizlere çok faydası olacaktır diye düşünmekteyim. İnşallah sorduğunuz sorulara da bir nebze olsa cevap bulabilmişsinizdir. Alımlarla ve satımlarla ilgili. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma beğeni atmayı ve beni takip etmeye başlamanızı, takip etmeyen arkadaşlarına da beni takip etmeye başlamalarını kendilerine rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.